Arkadaşlar selamlar. Tunafen Eğitim Kurumlarından Yaşar Hoca ben. Birlikte 12. sınıf ünitelerinden canlılarda enerji dönüşümleri ile devam edeceğiz. ATP ve fotosentez yapısına bakacağız bugün. Biliyorsunuz enerji dediğimiz anda karşımıza ilk çıkan kavram bizim için ATP olur. ATP dediğimiz yapı ise aslında besin monomerlerinin oksijen ile parçalanması sonucunda yani hücresel soğunum sonucunda ortaya çıkan bir organik bileşiktir. Peki bu sürecin başlangıcı nasıl olur derseniz öncelikle fotosentez ya da kemosentez gibi bir olayla yani yukarıda bir numarayla ifade ettiğim bir tepkimeyle besin üretilir. Üretilen besin daha sonra hücresel solunum yoluyla bazen oksijenli bazen oksijensiz bir şekilde parçalanarak ortaya organik bir enerji olan ATP çıkar. İşte biz bu ATP'yi ATP'yi gündelik faaliyetlerimizde enerji kaynağı olarak kullanırız. Bu sürecin başlangıcı tabii ki de eğer bir fotosentetik tepkime ile başlıyorsa yani besin üretimi fotosentezde oluyorsa işin içine güneş dahil olacak. Kemosentez, kemosentez yapan bir canlı arıcılığıyla besin üretiliyor ise o zaman da kimyasal bir e, enerji kaynağı sayesinde öncelikle besin üretilecek. Devamında hücresel solunumla ortaya bir miktar ATP çıkacak ve bu da hayatın devamı adına kullanılacak arkadaşlar. Peki bu ATP'nin fiziksel yapısına baktığımız zaman neleri görürüz? Öncelikle biz ATP için organik madde dedik. Dolayısıyla içerisinde diğer tüm organik maddelerde olduğu gibi karbon, hidrojen ve oksijen olacak. Bununla beraber içerisinde adenin trifosfattan da anlayacağı anlayacağınız üzere fosfat bulunacak ve adenin dediğimiz yapı DNA'da da görmüştük organik azotlu bir bazdı. Dolayısıyla azotlu olduğuna göre içerisinde bir de azot elementi olacak. Yapısal olarak karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfattan oluşacak. Bu süreçte bazımızın ismi her zaman adenin olacak. Şekerimiz 5 karbonlu şekerlerden riboz olurken Baz ile şeker arasındaki bağ glikozit bağ diyeceğiz. Şeker ile fosfat arasında ise fosfoester bağ olacak. Daha sonra hayatımızda enerji kaynağı anlamında kullandığımız işte iki tane bağımız var. Bunlar da yüksek enerjili fosfat bağları olacak arkadaşlar. Demek ki ATP'mizin içerisinde 3 farklı bağ bulunacak. Bunlardan birincisi baz ile Şeker arasındaki glikozit bağ, şeker ile fosfat arasında fosfoester bağ ve son olarak enerji elde ediminde ortaya enerji çıkarılmasında koparılan iki tane bağımız olacak. Bunlar yüksek enerjili bağ olarak karşımıza çıkar. Hatta şöyle detaylı bir tane yazarsak eğer AMP yani adenin monofosfata biz bir tane fosfat eklersek ortaya ADP yapısı çıkar. Bu süreçte bu bir sentez tepkimesi olduğu için su çıkar. Yani dehidrasyon tepkimesi haline dönüşür. Devamında ADP'ye adenin difosfata bir tane daha fosfat eklediğimizde bu ATP'ye dönüşür. İşte bu da bizim içerisinde iki tane yüksek enerjili fosfat bağ barındıran gündelik faaliyetlerimizde kullandığımız enerji kaynağımız olacak adenozin diri trifosfat. Şimdi canlılar ve enerjinin devamında bu işi yapılırken tepkimelere verdiğimiz bazı isimler var. Bizim ADP ile fosfatı birleştirip ATP yaptığımız süreç aslında bir anabolik reaksiyon. Bu süreçte biz tepkimenin gerçekleşebilmesi için, bağ kurulabilmesi için enerji harcarız. Dolayısıyla da enerji harcadığımız için ortaya bir miktar ısı çıkar. Bunlara da biz e, e, Peki bu ATP nerede elde ediliyor? Nerelerde kullanılıyor? Bir de buna bakmamız gerekir. Aslında ATP hücresel solunum tepkimeleriyle ortaya çıkar. Hücresel solunum dediğimiz tepkimeler ise üç çeşitli Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olarak. İşte bizim adenin difosfata bir fosfat ekleyerek ürettiğimiz ATP solunum ile üretilen bir anabolik reaksiyon olarak karşımıza çıkar. Devamında aynı ATP'yi katabolik bir reaksiyonla yani yıkım tepkimesiyle beraber parçalarız ve ortaya çıkan enerjiyi de birden fazla işte gündelik faaliyetlerimizde kullanabiliriz. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse aktif taşıma olabilir, sinirsel iletim olabilir, fiziksel hareket ya da sentez tepkimeleri olabilir. Örneğin protein sentezini burada kullanabiliriz. Bu süreçte biz ATP parçalayıp enerji elde ettiğimiz bu tepkimelere de egzergonik tepkimeler olarak ifade edeceğiz. Yani bir yıkım tepkimesi sonucunda ortaya enerji çıkıyorsa bu bir egzergonik tepkime olacak arkadaşlar. İşte burada tekrar ATP'nin yapısı bizim önümüze konulmuş. Baktığımız zaman azotlu organik bazımız adenin'di. Şekerimiz 5 karbonlu ve ribozdu. Aradaki bağ glikozit bağıydı ve bunların devamında yani adenozine fosfat eklenmesiyle beraber fosfoester bağıyla beraber fosfoester bağı AMP oluşuyordu sonra bir tane daha eklediğimiz zaman bu ADP'ye ve son olarak bir tane daha eklediğimizde ATP'ye dönüşüyordu. Burada bizim için önemli olan unutmayacağımız yapı şu iki bağ yüksek enerjili fosfat bağıydı. Bu bağları kopartarak biz metabolik faaliyetlerimizdeki enerjiyi ortaya çıkartmış oluyorduk. Bunlara da özel isimler veriyoruz bu bağları kopartmaya. Örneğin ATP'den su yardımıyla Burada değinmemiz gereken iki kavramımız daha var. Fosforlasyon ve defosforlasyon. İsminden de anlayacağınız üzere zıt kavramlar bunlar. Adenin trifosfat suyla tepkimeye girdiği zaman öncelikle buradan karşımıza bir difosfat ve bir fosfat çıkar. Yanında da enerji oluşur arkadaşlar. Biz bu enerji işte hayatsal fonksiyonlarımızda kullanıyoruz. Bu tepkime aslında birbirine zıt olan iki tepkime yani tersinir bir tepkime. Burada bir numara olarak ifade ettiğimiz yapı ATP'den su yardımıyla fosfat ayırma olduğu için bu olaya biz defosforlasyon deriz. Zıttı olan iki numaralı tepkime ise bizim karşımıza fosforlasyon olarak çıkar. Peki fosforlasyon çeşitleri hangileridir, bunların birbirinden farkı nedir derseniz 3 çeşit fosforlasyonumuz var. Substrat düzeyinde, oksidatif düzeyde ve fotofosforlasyon olmak üzere. Bunlardan birincisi substrat düzeyindeki fosforlasyon tüm canlılarda ortak görülen organik bir maddenin ki bu madde monomer formunda olmak zorunda. Oksijenli oksijensiz bir yolla ya da fermentasyon dediğimiz bir yolla parçalanarak ortaya enerji çıkartılması işlemidir. Hücresel sonunda bahsedeceğiz aslında bu adımın en temel örneği bizim için glikoliz olacak arkadaşlar. Yani şu kavramı bizim unutmamamız gerekiyor. Organik bir maddeden fosfat grubunu ayırıp bunu ATP'ye ekleyeceğiz ve bu olaya da biz substrat düzeyinde fosforlasyon diyeceğiz. İkincisi oksidatif fosforilasyon yüksek enerjili elektronları taşıyıcı enzimler sayesinde biz elektron taşıma sisteminde ilerletirken ortaya ATP çıkartıyoruz. Bu da bizim oksidatif fosforilasyonumuz olur. Bu olayın gerçekleştiği tepkimelerde hücresel solunumun 3. basamağı olarak karşımıza çıkan elektron taşıma sisteminde göreceğiz beraber. Son olarak Fotofosforilasyon ise fotosentez sırasında gerçekleşen bir fosforilasyon çeşidi olup tahmin edeceğiniz üzere ototrof canlılarda hatta daha da doğrusu fotoototrof canlılarda gözlenen bir enerji üretim biçimi olacak. Tanımına baktığımız zaman klorofil pigmenti taşıyan ototrof canlıların ışık enerjisi yardımıyla inorganik maddelerden organik madde sentezlemeleri yani fotosentez sırasında biz Burada fotosentezin birinci adımında yani ışığa bağımlı reaksiyonlarda ortaya çıkan elektronları taşıma sistemiyle beraber enerji üretme biçimine fotofosforlasyon diyeceğiz. Bunu da fotosentezde beraber işleyeceğiz arkadaşlar. İşte geldik şimdi hem fotofosforlasyonu göreceğimiz hem ışığa bağımlı hem ışığa bağımlı sevreleri göreceğimiz organik madde sentezi yapacağımız Canlılığın devamlılığı için olmazsa olmazımız ototrof reaksiyonlardan birincisi olan fotosenteze fotosentez bildiğiniz üzere klorofil taşıyan canlılarda inorganik maddeden organik madde sentezi olarak basitçe tanımlanabilecek bir canlılarda enerji dönüşüm basamağıdır. Burada bizim için önemli olan küçük detaylar var ki sorular da hep bunlar üzerine kurulmuş olarak artık karşımıza geliyor. Örneğin fotosentez kimlerde olur? Hangi canlıda olursa olsun hangi basamaklar ortaktır? Veya fotosenteze işaretli bir atomu soktuğumuz zaman hangi üründe biz bu atoma rastlarız gibi önemli detaylar var. Bunları beraber işleyeceğiz. Biz fotosentezi genellikle ilkokuldan bu yana bitkilerde gerçekleşen besin sentezi olarak görsek de bu olay sadece bitkilerde gerçekleşmeyip Bakın küküt bakterilerinde de gerçekleşebilir bir tepkime olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beraber fotosenteze bir bakalım. Hangi canlılarda oluyor, nasıl oluyor? Boş bir sayfa üzerinde detaylıca bunu işleyelim arkadaşlar. Bizim fotosentez dediğimiz yapımız aslına bakarsanız şu tepkime ile ortaya çıkar. Öncelikle bir karbondioksitimiz var. Daha sonra karbondioksit yanına katılacak olan bir inorganik maddemiz olacak. Biz bu ikisini ışık varlığında ve klorofil denilen bir pigmentte besine çevireceğiz arkadaşlar. Tabii ki yan ürün olarak da başka bir madde daha oluşmak zorunda olacak. Peki bu fotosenteze katılan karbondioksitten sonraki ikinci madde ne olabilir derseniz su olabilir. Ya da H2S olabilir. Bazen H2 olabilir. Ki bunların sonucunda da ortaya oksijen çıkabilir. Kükürt çıkabilir ya da hidrojen kullanılıyorsa herhangi bir ürün ortaya çıkmaz. Ben burada iki farklı renk kullandım çünkü bu detaylar bizim için çok önemli. Siyah ile çizdiğim, şu an üzerinden mavi ile geçtiğim bu yapılar fotosentez yapan tüm canlarda ortak olarak gözlediğimiz yapılar. Kırmızıyla ifade ettiklerim ise değişken olan yapılar. Örneğin bir canlı ismi Ayk olsun, veya başka bir canlı ismi ögülen olsun ya da yeşil bir bitki olsun o zaman su kullanır ortaya sudan oluşacak olan bir madde olan tabii ki de oksijen çıkar. Fakat canlıyı değiştirirsek ve adına mor sülfür bakterisi dersek bu sefer ortaya oksijen çıkmaz kükürt çıkar. Ya da biz bu canlıyı tekrar değiştirip bu sefer hidrojen bakterisi dersek bu, bu sefer ise yan ürün o oluşmaz arkadaşlar. İşte biz bu küçük detayları artık çok önemsememiz gerekiyor. Çünkü fotosentez küçük bir ünite olarak gözükse de içinde birçok detay barındırır. Peki bu fotosentez kimlerde oluyor dedik altına yazalım genişçe. Alklerde olur, bitkilerde olur ama unutmuyoruz tüm bitkilerde değil ekoloji ünitelerinde anlatılır. Ototrof bitkiler diyeceğiz yani tam parazit bitkilerde biz fotosentezi gözlemleyemeyiz. Öğlen'de de olur. Bu canlıların tamamında kloroplast bulunur. Gördüğünüz üzere biz klorofili zorunlu yazmıştık ama bazılarında daha gelişmiş bir yapı, çift katlı organel şeklinde kloroplast da bulunabiliyor. Devamında mesela bakteri çeşitleri bulunur. Bu bakteri çeşitlerinden siyanobakteri, mor sülfür bakterisi, haşik yani hidrojen bakterisi gibi bakteriler fotosentez yapan canlılar olarak karşımıza çıkacak. Biz bu süreçte lütfen unutmayın. Tekrar tekrar vurguluyorum. Yine mavi üstünden bir tur daha geçeyim. Karbondioksiti, ışığı ve klorofili her zaman kullanıp günün sonunda her zaman besin üretiyoruz. Bunların yanına ek takviye olarak su, h 2 gibi maddeler kullanıp ona göre de bir yan ürün oluşturuyoruz arkadaşlar. Fotosentez bir denklik, tepk denklik tepkimesi olarak sorulduğunda ise şu tablodan ilerleyebiliriz. Burada genişletilmiş fotosentez tepkimesi var. Genişletilmiş fotosentez tepkimesinde dikkat ederseniz suyun katsayısı 6 değil 12 olur ve çıkanlarda da su olur. Biz bunları sadeleştirdiğimiz zaman, zaman yani çıkan taraftaki altı suyu giren 12 sudan çıkarttığımız zaman giriş tarafına da altı yazabiliriz. Şimdi bu tabloyu ne için inceliyoruz derseniz bu tabloda bizim için birçok soruda karşımıza çıkacak kalıplardan biri olan fotosentetik bir canlıdaki işaretli oksijen taşıyan su molekülü şeklinde başlayan sorulardaki atomların taşınmasını anlatacağız. Öncelikle karbon karbondioksit formunda canlıya alındığı için her zaman sadece besinde biz bu işaretli karbonu görebiliriz. Oksijen ise birkaç formda alınıyor. Biliyorsunuz hem karbondioksit içerisinde hem de suyun içerisinde oksijen alıyoruz. Burada bizim için önemli olan atmosfere verilen su şeklinde çok fazla soru gelir. Biz bu 6 tane oluşan su molekülünü atmosfere verecek canlılar bu atmosfere verilen oksijenler nereden gelir derse lütfen kaçırmayın. Su molekülünün yapısındaki oksijen atmosfere verilir. Karbondioksit yapısındaki oksijen besinin ve tekrar oluşan yan ürün olan suyun yapısına katılır. Yani bizim için burada vurgulanması gereken iki atom var. Birincisi karbon. Karbondioksit olarak alınır ve besin yapısına katılır. İkincisi oksijen su olarak alınır ise yapı olarak dışarıya atmosfere çıkan oksijene ulaşacak. Biliyorsunuz bitkiler fotosentezi kloroplast üzerinde yapıyor. Kloroplast 9. sınıf ünitelerinde hücrede geçiyor. Çift katlı bir organel olup iki tane zarı bulunacak. Dış zar ve iç zar olarak. İçerisinde Yeşil renkte gördüğünüz üzerinde bolca klorofil taşıyan bizim için ışığın sorulmasında görev alan buralarda klorofil bulunduran granumlarımız bulunacak. Bu granumlar birleşerek total yapıya grana ismini vereceğiz ve şu yapın tamamına grana diyeceğiz. Ve arkadaşlar burada biz ışığı sorarak fotosentezin ilk adımını atmış olacağız sitoplazmasına yani kendi içindeki sitozör dediğimiz sıvısına ise stoma, stroma diyeceğiz düzeltiyorum stroma diyeceğiz burada da kendine ait aynı mitokondideki gibi DNA'sı, RNA'sı ve tabii ki ribozomu bulunacak eğer hücre çekirdeğe izin verirse kendi DNA'sını kullanarak eşlenebilecek ribozomu sayesinde de enzimlerini kendisi içerisinde üretebilecek arkadaşlar. Tekrarlayalım. Kloroplast çift katlı zara sahip özelleşmiş bir organeldi. İçeride ışığın soğurulması adına klorofilleri barındıran tekli isimlerine granum dediğimiz toplu ismine ise grana dediğimiz yapılar bulunacaktı. Bunun dışında bir de sitozol olarak kendine ait bir yapısı bulunuyordu. Bu da strom olarak geçip içerisinde DNA, RNA ve ribozomu barındıran özelleşmiş kolloid yapıdaki sıvı kısmıydı. Şimdi bir çoğunuzun daha önceden gördüğü ışığın dalga boyu deneyleri vardır. Bir prizmadan ışığı düşürdüğümüz zaman farklı dalga boylarına ayrılır. İşte biz buna elektromanyetik spektrum ismini veriyoruz. Bu spektrum sırasında gözle görülebilir bir aralık var. Bu görünebilir aralık bizim için arkadaşlar 380 ile 750 nanometre arasında bitkiler de bu görülebilir aralıkta fotosentezi yapabiliyor. Yani demek ki bitki için işte mordan ötesi veya kırmızıdan ötesi görülemeyen ışık olarak geçtiği için fotosentezin yapılmadığı ve daha da güzel bir tabirle ışığın sorulamadığı yer olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden de fotosentez küçük bir aralıkta Yüksek birimlikte geç, gerçekleşen bir enerji dönüşüm basamağıdır. Ee, burada yeşil rengini veren pigmenti biz e, kloroplast üstünde bahsetmiştik. Klorofi diye farklı renkleri veren adına karotenoid dediğimiz maddeler bulunacak. Bunlardan karoten turuncu rengi verecek. Kısantofil sarı rengi verirken likopin ise kırmızı rengi verecek. Ayrıca bu karotenoidler çiçek ve meyvede renk oluşumunu sağlayan yapılar olacak arkadaşlar. Fotosentezde iki tane evremiz vardı. Bunlardan birincisi ışığa bağımlı evre. Işığa bağımlı evrede biz topraktan aldığımız suyu oksijene çeviriyoruz. Bu olayı bir tepkim halinde yazarsak H2O'yu ışık enerjisiyle beraber yani fotoliz yaparak iki tane hidrojene devamında oksijene ve elektrona çeviriyoruz arkadaşlar. Bu tepkime sonucunda oluşan ürünlerin her birinin nerelerde kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Elektronu biz fotofosforlasyonla ATP çevireceğiz ve bunu da besin sentezinde kullanacağız enerji kaynağımız olarak. Oksijeni daha önce de belirtmiştik atmosfere veriliyoruz. ve son olarak iki tane hidrojenimiz oluştu. Bunu da bir enzim yardımıyla bir diğer evre olan ışıktan bağımsız evreye taşıyoruz. Burada görev alan enzimimiz NADP. Buraya biz ne ekleyeceğiz? İki tane hidrojen ekleyeceğiz. NADP H2 olacak. Yani bu H'lar bizim için nereden geliyormuş? Işığa bağımlı evredeki fotoliz sonucunda oluşan ürün olarak geliyormuş. Devamında fotofosforilasyonla ürettiğimiz ATP'yi de ışığa bağımlı evreden ışığa bağımsız evreye geçiriyoruz arkadaşlar. Ve bununla beraber fotoliz olayı da beraber biz ışığa bağımlı evreyi bitirip ışıktan bağımsız evreye geçiyoruz. Işıktan bağımsız evrede biz atmosferden karbondioksit alıp dışarıya organik monomer olan C6H12O6 şeklinde yazdığımız aslında glikozu üretmiş olacağız. Bu süreçte inorganik maddeden organik madde ürettiğimiz için Işığa bağımlı evrede ürettiğimiz ATP'yi kullanacağız. Karbon dioksitin yapısında bulunmayan hidrojeni NADP'nin taşıdığı hidrojenden tedarik edeceğiz. Ve devamında bu tepkime de başa dönecek. Ve ATP, ADP'ye dönüşüp NADP ise tekrar hidrojenlerini bırakmış olacak. Yani yükseltgenmiş olacak. İndirgenme ve yükseltgenme bizim ışığa bağımlı ve ışığa bağımsız evrelerimizde gerçekleşen önemli detaylardan birisiydi. <laughs> Kısaca bahsetmek gerekirse tekrar bu şekil üzerinden suyun fotoizle parçalanarak hidrojen, oksijen ve elektrona dönüştüğü evre ışığa bağımlı evre olacak. Işığa bağımlı evrenin gerçekleştiği yer şekilden de anlayacağınız üzere granumlar üzerinde yani daha da detay vermemiz gerekirse granumlar üzerindeki klorofillerde gerçekleşecek kırmızı nokta olarak gö göstermiştim. Işıktan bağımsız evre ise arkadaşlar, kloroplast içerisindeki sıvı kısımda yani stromada gerçekleşir. Şimdi bunlara gelin detaylıca tek tek bakalım. Bu bizim şeklimiz az önce gösterdiğimiz şeklin aynısı. Baktığımız zaman suyu fotolizle, ışık enerjisiyle oksijene çevirdiğimiz evre ışığa bağımlı evreydi. Burada ürettiğimiz ATP ve NADPH'ı biz ışığa bağımsız evreye verip karbondioksiti kullanarak organik besin monomeri olan glikozu üretiyorduk. Devamında da tekrar tepkime devam etmesi için ADP ve NADP yapısını biz ışığa bağımlı evreye götürüyorduk. Bu yaklaşık olarak 6 tur devam edecek. Çünkü karbondioksit 6 kere birleştiği zaman C6 formuna yani glikoz formuna dönüşmüş olacak. Işığa bağımlı evremiz bizim için önemli bir evre. Burada neler gerçekleşiyor bakalım. Öncelikle reaksiyon granumda gerçekleşir. Görev alan yapımız klorofil olacak. Klorofilin görevi ışığı soğurmak olacak. Işığı soğurur. Su fotolize uğrayarak Elementlerine ayrılır Bu elementlerden biri olan oksijen atmosfere verilir Ortaya çıkan elektron sol taraftaki şekilde gördüğünüz üzere Elektron taşıma sisteminde adım adım ilerlerken Biz burada fotofosforilasyon ile ATP üretmiş olacağız Devamında ise NADP'ler NADPH'a Değişerek Bir sonraki evreye hidrojen taşımış olur arkadaşlar Bununla ilgili bir çıkmış sorumuz vardı 2017 yılında kloroplastlarda fotosentez sırasında olaylarından hangileri grana'da? Yani ışığa bağımlı evrede diyeceğiz grana dediği için ışığa bağımlı evre. Oksijen burada fotolizde üretiliyordu. Elektron taşıma sisteminde yükseltgenme ve indirgenme olayları gerçekleşerek ATP üretiliyordu. Karbonhidrat üretimi ise ışıktan bağımsız evredeydi cevabımız B olarak karşımıza çıkıyor. İşte ışıktan bağımsız reaksiyonlar diye ifade ettiğimiz yapı bizim besin ürettiğimiz evre olup bu yapıyı bu tepkimeyi bulan kişinin adıyla anılır. Yani Kelvin döngüsü olarak anılır. Kelvin döngüsünde biz neleri gözlemliyorduk? Işıktan bağımsız evreden aldığımız NADPH ve ATP'yi kullanıyorduk. Atmosferden aldığımız karbondioksitten ne oluşturuyorduk? Besini oluşturuyorduk. Yani C6H12O6 formuna çeviriyorduk. Bu olayların tamamı stromada gerçekleşiyordu. Ve önemli bir bilgi olan klorofil ve ışık doğrudan kullanılmıyor arkadaşlar. Ama şunu diyemeyiz ışığa bağımsız isminden hani yola çıkarak ışığa bağımsız evrede klorofil ve ışık herhangi bir şekilde kullanılmaz yemeyiz. Biz dolaylı yoldan ışığa bağımlı evreden gelen NADPH2 ve ATP'yi burada kullandığımız için dolaylı yoldan ışığı burada da kullanmış oluyoruz. Yine bu evrede de unutmayacağız elektron taşıma sistemi görev alacak. Yani indirgenme ve yükseltgenmeleri göreceğiz. kloroplastın içinde olacak. Karbondioksitten besin ürettiğimiz evre ise ışığa bağımsız evre olarak karşımıza çıkar. Geçen yıldan önceki yıl sorulan 2018'de sorulan sorumuz stromada gerçekleşen yani ışığa bağımsız evrelerde gerçekleşen bir sorumuz var. Burada biz karbondioksit tutuyorduk. Suyun parçalanması ve ışığın sorulması, aydınlık evredeydi. Bunlar olmaz. Ve karbondioksitten arkadaşlar karbonhidrat yani glikoz üretiyorduk. Bu ikisi olur. Cevap bursu olarak karşımıza çıkar. Gelin beraber bunları kıyaslayalım ve fotosentezin evrelerini bitirmiş olalım. Işığa bağımlı evde tilokoid zarda yani klorofil üzerinde yani granumda gerçekleşir. Işıktan bağımlı evre ise stromada sıvı kısımda gerçekleşir. Işık klorofil ETS görev alırken ışık ve klorofil ışıktan bağımsız evrede doğrudan görev almaz. NADP, ADP, inorganik fosfat ve su kullanılırken ışıktan bağımsız evrede karbondioksit, ATP, NADPH tekrar kullanılır. Işığa bağımlı evde ATP üretiyorduk, atmosfere oksijen veriyorduk ve NADP'ler hidrojen alarak indirgeniyordu. Devamında ise ışıktan bağımsız evrede biz organik monomer olan glikozu ya da ihtiyaca göre amino asit yağ asit gliserol gibi başka bir organik bileşiği üretebiliriz. Fotoliz ışığa bağımlı evredeydi. Diğer evrede yoktu. Fotofosforilasyon yine ışığa bağımlı evredeydi. Sağ tarafta yani ışıktan bağımsız evrede ise bu ATP'yi kullanıyorduk arkadaşlar. Şimdi fotosentez dediğimiz zaman aklımıza her zaman karbondioksitten glikoz üretimi gelse de sadece glikoz üretilmez arkadaşlar. Aslında fotosentezin ışıktan bağımsız evrelerinde 3 karbonlu olan bir bileşik olan pegal fosfogliseri adehit üretilip devamında ihtiyaca göre buradan bazen yapısına azot eklenerek bazen de direkt biz farklı organik bileşikleri üretmiş oluyoruz. Bakın neler üretebiliyoruz. Birincisi tabii ki glikoz. Ve bunun devamında daha büyük maddelerden olan disakkarit ve polisakkarit üretilebilir. Hormon üretilebilir. Yağ türevi olan yağ asidi, gliserol üretilebilir. Bunlar birleşerek devamında trigliserit adını verdiğimiz nötral yağ üretebilir. Amino asit üretebiliriz, vitamin üretebiliriz ve son olarak organik azotlu baz üretebiliriz arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan sorularda karşımıza çıkabilecek detay olan yapılar fosfogliseril adehitten üretilen aşağıdaki bileşiklerden hangisinde farklı eklentiler bulunmalı derse bakın azot eklenenleri seçeceğiz. Yani vitamin, amino asit e dolayısıyla protein ve organik azotlu baz diye ifade ettiğimiz adenin, guanin, stozin, timin ve urasili burada gözlemliyoruz. Evet geldik fotosentezin hızını etkileyen faktörlere. Fotosentezde kullanılan yapılar bizim için klorofil, ışık, su, karbondioksit, sıcaklık olarak değişiyordu. Klorofil bildiğiniz üzere ışığı sorduğu için miktarı arttıkça fotosentezin de hızının artması söz konusu olur. Işık şiddeti ise e, görünebilir ışıkta fotosentezin gerçekleştiğinden bahsetmiştik prizmadan geçen ışın deneyinden bahsetmiştik. O süreçte ışık miktarı arttığı zaman belli bir seviye kadar sürekli artması söz konusu. Ama devamında bu durmadan artmaz. Çünkü burada önemli bir detay var. Minimum kuralı adını verdiğimiz bir kural sayesinde fotosentez hızı sınırlandırılır. Bu şu demek bir tepkime gerçekleşirken ortamda bulunan en az maddenin miktarına göre biz o tepkimenin hızını ifade edebiliyoruz. Yani siz isterseniz en yüksek seviyede klorofil de bulundursanız, inanılmaz çok fazla su enjekte de etseniz en az bulunan maddenin miktarı kadar yükselebilir. Yani bir yerden sonra sabitlemek zorunda. Işığın dalga boyu için şunları söyleyeceğiz. En yüksek verimlilikte fotosentezin olduğu ışıklar mor ve kırmızı olarak geçecek. Mavi de bunlara çok yakın. Klorofilin rengi yeşil olduğu için burada çok az miktarda fotosentez gerçekleşir. Ama şunu diyemiyoruz. Ee, yeşil renkli ışığın dalga boyunda fotosentez gerçekleşmez demiyoruz. Dikkat ederseniz tepkimede daha doğrusu grafikte bakın şöyle bir miktar gerçekleşiyor. İkinci slaytımız için ikinci parametremiz karbondioksit yoğunluğu. Karbondioksit miktarda aynı bir önceki slaytta gördüğünüz fotosentezi etkileyen ışık şiddeti gibi Önce hızlanıp sonra sabitlenecek arkadaşlar minimum kuralından dolayı. Fakat burada bizim için önemli bir detay var. Başlangıç noktası sıfırda değil. Çünkü fotosentezin başlaması için belli bir seviyede karbondioksitin tutulması gerekiyor. Bu da eğer işlersek bitki ünitesinde karşımıza çıkacak. Ve son olarak sıcaklık. Sıcaklık optimum değerdeyken en yüksekken belli bir seviyeden sonra yapısı bozulacak. Çünkü enzimlerin etkinliği bitecek. belli bir seviyeden sonra sıcaklık çok arttığı zaman yaprakların yapısı bozulacak. Ve dolayısıyla da fotosentez negatif hale dönüşmüş olacak. bir sonraki ünitemizde kemosentez ve hücresel solunum işleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.